Önümüzdeki seçimlerde oyunuzu neye göre kullanacaksınız? Oy verme kriteriniz ne olacak? Memleketimizin menfaatine yönelik olacak ya. Çok siyasi, politik konuşmak istemiyorum. Biraz politik konuştum aslında ama yani ülkemizin menfaatine yönelik vicdanımın sesini dinleyeceğim. Bu şekilde. Ülkemizin menfaati nedir size göre? İlk önce ulusal güvenlik gelir benim için. Daha sonra ekonomi gelir. Bu yani gelişim diyelim yani. Ulusal güvenlik olduktan sonra ekonomi gelir. Teknoloji, eğitim, sağlık bunlar. Önümüzdeki seçimlerde oyunuzu neye göre kullanacaksınız? Oy verme kriteriniz ne olacak? Oy verme kriterim bizi nasıl iyi yönetiyorlarsa hukuken, adalet olarak, eğitim, sağlık olarak ona göre vereceğim. Bunu nasıl belirleyebileceksiniz? Bunu neye göre belirleyeceğim? Şu anda öyle birisi var mı? Sizin aklınızda olan birisi var mı? Şu an için benim gördüğüm ya Mansur Başkan ya da Ekrem İmamoğlu. Aday olursa kazanırlar mı sizce? Kazanırlar. Kazanırlar. Başka bir kriteriniz var mı? Ya aslında benim bir üç kriterim var bana göre. Eğitim, sağlık, adalet. Bunun üçü sağlam üç ayak üzerine durursa eminim ki kim gelirse gelsin. 100 yıl politikasıyla eminim çok çok ileri medeni ülkelerden daha da ileri gideceğimizi düşünüyorum. Önümüzdeki seçimlerde oy verme kriteriniz ne olacak? Oyunuzu neye göre kullanacaksınız? Vallahi hükümetlerin durumu şu anda çok net değil. İşin açıkçası çok daha karar vermedik yani kime vereceğimize. Yani şu olursa oyumu ona veririm dediğiniz bir durum var mı acaba? Şimdi şu anda düzelme yoluna gidiyor gibi sanki mevcut hükümet. Bundan sonrası için inşallah eğer Türkiye'yi iyi bir düzene sokarsa yine mevcut hükümete vereceğiz yani. Nasıl bir düzelmeden bahsediyorsunuz? Ekonomik anlamda biraz daha iyiye gidiyoruz gibi. Asgari ücretin artırılmasından mı kastınız? O birinci sebep tabii. Biz alt tabaka olarak yani onları baz alıyoruz tabii. Daha üstlere bizim aklımız ermiyor pek. Size de soralım. Sizin seçimlerde oy kullanma kriteriniz ne olacak? Oyunuzu neye göre vereceksiniz? Adaya bağlıyım. Yani Millet İttifakı'nın adayına bağlı. Şu andaki mevcut hükümeti beğenmiyorum. Çünkü yaptıklarından dolayı, çalışmalarından dolayı. Hiç hoşuma gitmiyor yani. Şu ülkenin geldiği noktadan dolayı. Sıkıntılarını görüyorum ülkenin. İyi yönetilmediğini düşünüyorum. Güzel, iyi bir aday mevcut çıkarırlarsa Millet İttifakı onlara oyumu vereceğim inşallah. Adayın hangi kriterlerinin olması gerekiyor sizin oy vermeniz için? Üstlük, doğruluk, bir de adaletli bir şekilde ülkemizin yönetilmesini istiyorum. Bütün kurumların şeffaf bir şekilde çalışmasını diliyorum. Şu anda kurumların şeffaf olmadığını düşünüyorum. Anlatabiliyor muyum? Gelecek yeni adayımız inşallah ilk önce adalet. Ondan sonra ekonomi. Adalet olunca ekonomi de düzelir. Ona inancım sonsuz. Böyle düşüncelerim bunlar yani. Çok teşekkürler, sağ olun. Ülkemiz açısından. Ama şu anki durumu hiç çok yadırgıyorum yani. Çok yadırgıyorum. İnşallah bir an önce daha doğrusu seçim olsa daha iyi olacağını düşünüyorum. Tabii ki olsun, daha iyi, ülkemizin daha güzel şartlarda, çünkü güven gelir. Güven oldu mu her şey güzel olur. Şu anda güven yok. Ben güvenmiyorum bu hükümete. Yaptıklarına, çalışmalarına bakıyorum. Sadece bir kişinin kararlarıyla şu anda ülkenin yönetildiğini görüyorum. Adaletin olmadığını düşünüyorum. Yani adalet olmadı mı ekonomimizde iyi olmadığını kanaat ediyorum. İnşallah bir an önce seçim olur. İnsanlar da doğru bir karar verir. Çünkü 20 yıldır ülkemizin geldiği noktayı görüyoruz yani. Hiç iyi durumda değil ülkemiz. Şu anda muhalefet size güven veriyor mu? Tabii şu anda 6 kişi
toplandı. Yani onların toplantısını, onların dile getirdikleri şeyler güven veriyor tabii ki. Güven veriyor tabii ki. Çok önemli şeylere vurgu yapıyorlar. O vurguyu da benimsiyorum yani. Çok iyi. Çok iyi. Yani adaletten bahsediliyor. Liyakatsız insanların ülkeyi yönetmeyeceğini söylüyorlar. Profesyonel insanların yöneteceğini. Ondan sonra insana daha çok değer verileceğini, halkın ekonomisini ön planda tutuyorlar. Bunlar çok önemli şeyler. İnşallah dediklerini uygularlar. Yani benimsiyorum. Çok iyi. 10 numara. Önümüzdeki seçimlerde oy verme kriteriniz ne olacak? Oyunuzu neye göre kullanacaksınız? Ya oy kullanamıyorum ama kullanacak olsam ya AK Parti dışında herkes olabilir. Çünkü ülkenin hali gerçekten hiç iyi değil ve tek sorun ekonomi de değil. Eğitim sistemi çöp. Mesela bir test kitabı olmuş 120 lira. Asgari ücretle geçinen bir aile bir çocuğu nasıl okutacak? Daha sonra sağlık sistemi çöp. Hastane yapıyoruz diyorlar. Hastanelerde yani bir sürü poliklinik olmasına rağmen sadece 1-2 poliklinik çalışıyor. Diğerleri çalışmıyor. Daha sonra mülteci sorunu en büyük sorun. Mesela Türkler insanlar açım diye intihar ediyor. Onları hiçbir şekilde umursamıyor ama eli Suriyelisini, Afgan'ı doyuruyor. Yani ben mesela benim sahip olamadığım çoğu hakka bir mülteci sahip. Ben buna gerçekten çok üzülüyorum. Ülkemin yol geçen hanı olmasına da gerçekten çok üzülüyorum. Çünkü yani benim askerim onlar için orada şehit oluyorken onlar burada rahat bir yaşam sürüyor. Bu hiç adil değil bence. Bu mülteci problemi sizin oy verme kararınızı etkileyecek mi? Ya etkileyecek tabii ki, çünkü mesela benim sahip olamadığım çoğu hakkı onlar sahip. Adamın elinde telefon, mesela iPhone 11. Yani benim kullandığım telefon Xiaomi yani. Bunu da zaten babam yurt dışından getirdi. Ya ülkenin durumu hiç iyi değil. Umarım düzelir. Ama hiç sanmıyorum. Düzelmesi için bir tavsiyeniz var mı peki? Bu yapılırsa düzelir şeklinde. Baştakinin gitmesi lazım kısacası, ama yani yeni gelenin de en az bir 10 senesi var bu ülkeyi düzeltmesi için. Çünkü gerçekten durum çok kötü. Ya şimdi mesela bir dayı gelecek bana diyecek ki telefonunu çıkar. Şaka gibiler. Ha, geliyor da zaten. Peki sizin seçimlerde oy verme kriteriniz ne olacak? Oyunuzu neye göre vereceksiniz? Arı kovanlarında dürüst arı olmaz. Siyasi partilerde dürüst adam olmaz. Bir kere daha söylüyorum. Arı kovanlarında dürüst arı olmaz. Yani arı kovanına giren bütün hırsız şeyler, arılar hırsızdır. Siyasi partilerde de oraya kim girdiyse kapıdan içeri. Peki hırsız olmayan birisini nasıl bulacağız peki? Bulamazsın. Nasıl olacak? Takip edeceğin kişileri ben sana söyleyeyim. Bir, iki cihan nuru Hazreti Muhammed Mustafa, Peygamber Efendimiz. Üç büyük peygamber Musa, İsa ve Davut peygamber. 126 bin peygamber ve ondan sonra gelen evliyalar, ermişler, erenler. Mevlanalar, Yunus Emreler, Hacı Bayramı, Veli Hazretleri. Siz bunları bir kenara itip de eğer siz bu partilerin peşinden gidiyorsanız vay halinize. Bugünü konuşuyoruz. O sizin bahsettikleriniz geçmişte. Biz bugün için kime oy verelim? Ben anlatamıyorum ya sen de anlamıyorsun. Anlamıyorsun. Tamam, oldu, çok teşekkür ederim. Arı kovanlarında dürüst arı olmaz. Siyasi partilerde dürüst adam olmaz. Hepsi hırsız diyorum sana. Tamam, siyasi partiden çıkarmayalım. Bağımsız bir tane çıkaralım. Çıldıracağım ya. Ya bağımsız dediğin yine partinin içinde bir adam mı? Partinin dışından çıkaralım. Canım, partinin dışına çıkamazsın. Bağımsız partiler de partinin içindedir. Bağımsız partilerden bahsetmiyorum. Bağımsız adaydan bahsediyorum. Bağımsız aday partiye dahil olmadan dışarıdan. Aha ben bağımsızım işte, hadi gel. Hadi memleketi düzelteceğim ben, hadi. Olur mu öyle şey? Olur mu ya? İlla gireceksin o kovanın içine. Deli derler bana, deli. O kovana girmezsen deli derler adama. İlla o baldan yiyeceksin. O gördüğün bal, şimdi genellikle bal arıları toplu çalışırlar. Kolonu halindedir. Petek var ya, petek. O peteğe doldururlar. İşleri bittikten sonra o peteğin üstünü kapatırlar böyle bir mumla. Niye kapatıyorlar? Bilmiyorsun. Yapmış oldukları hırsızlıklar görülmesin diye. İşte başımıza gelen bu arkadaşlar da sabahtan akşama kadar hırsızlık yaparlar. Ondan sonra üstünü de kapatırlar. Siz neye göre oy kullanacaksınız? Abi ben Kürt'üm, ben HDP veririm.
Doğum abime bizi hem SDP ben de HDP veririm ama. Yani başta geçse iyi mi olacak, iyi olmayacak, niye kurulu bir düzen var zaten. Yani baştaki zaten iyi bir insan da. Ama HDP yani abi, başka yok bende. HDP'nin sizin geleceğinizle ilgili bir projesi, bir fikri var mı peki? Abi fikri projesi zaten yok şu anda. Hiçbir partinin fikri projesi yok da bizimle ilgili. Zaten biz bitmişiz. Görüyorsun abi, ben normalde yani nasıl diyeyim sana, durumumuz iyiydi. Şu an şurada çalışmaya geliyoruz. Sabah akşam 6'da gidiyoruz. Şimdi işe gidiyorum, yine başka bir yere çalışıyorum. Günlük 2 kişide çalışıyoruz abi. Öyle yani. Peki iktidarın değişeceğini düşünüyor musunuz? Düşünmüyorum abi. Değişmez mi? Değişmez abi. Çalarlar abi yine. Siz ne düşünüyorsunuz? Bağımsız olması lazım abi. Bazı şehirlerim nasıl diyeyim sana, belediye başkanları gibi hiçbir takımı, hiçbir tarafı tutmamaları lazım bence. Benim düşüncem. Cumhurbaşkanının mı? Aynen. İşte CHP'liyim ama CHP'nin geçmesini de istemiyorum. Yani bağımsız olsun direkt. En iyisi olur. Ülke için. Yani dolar olmuş 18 lira. Bu ülkeden bir şey olmaz. Size soralım amca. Şu anda sizin önümüzdeki seçimlerde oyunuzu neye göre kullanacaksınız? Oy verme kriteriniz ne olacak? Ben oyumu, şimdi ben kendim Doğu, aslen Urfa Siverekliyim. Doğuluyum. Evet. Benim oğlum HDP'nin yüzünden girdi cezaevine. Hiçbir suçu olmadığı halde. Kardeşlerimiz de demin konuştu. Ben onlara da saygı duyuyorum, onların için. Ne yaptı cephe? Bir taneyi gösterin. Söyleyin ki camileri ahar yaptılar. Yani Allah düşürmesin, ben 1979'da çay, yağ, sanayi, şu bu bir şey bulunmuyordu. Şimdi her şey var. Bütün dünya kan ağlarken Tayyip bak yollardır, şudur, budur. Yaptı yani, inkar etmiyorum. Bunların yaptığı ne var? Şu andaki ekonomik kriz hakkında ne düşünüyorsunuz? Hayat pahalılığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Kahvaltısında zeytin yeşil var, siyah var. Eskiden bir çorba yiyorduk, biliyor doğulu varsa bilir. Şimdi sabah kahvaltısında 5 çeşit var. Alabiliyor musunuz? Alıyorum. Zeytini alıyorum, peniri alıyorum. Doyuyoruz, karnımız doyuyor. Şu gözler doymuyor. Onu ne doyuracak? Toprak doyuracak. Yetiyor. Sadece geliniriz, emekli maaşınız mı? Emekli maaşı. Bir tek özelliğim, kira vermiyorum. YouTube kanalım yoksa? Evet. YouTube kanalım. Sen maaş yetiyor diyorsun değil mi dayı? Benim kendim için diyorum. Kendim için diyorsun, doğru. Biz mesela şu an 5500 TL maaş alıyoruz. Adamlar her şeyi %300, %200 zam yapıyor. Ama bize gelince 5500 yapıyor. Hala zihniye çıkıyor ki ya çok yaşa diyor. Abi kusura bakma da benim aldığım maaş sadece benim karnımı doyuruyor. Ben 21 yaşındayım. Ne arabam biriktirebiliyorum. Ne ondan sonra ne bir şey alabiliyorum. Sadece karnımı doyurabiliyorum. Yani ben geleceğim için hiçbir şey yapamıyorum. Valla bizim buradaki zihniyetler hala akıllanamıyor. Hala da bildiği şeyi okumaya devam ediyor. Biz böyle gittikçe hiçbir şekilde ilerleyemeyiz. Yani bu zihniyet olduğu sürece bir şekilde ilerleyemeyiz dahi. Sizin önümüzdeki seçimlerde oy verme kriteriniz ne olacak? Neye göre oyunuzu kullanacaksınız? Ya ben şu an ben kesinlikle hiçbir parti tutmuyorum. Ama şu an bizim başımızda olan partinin de iyi olduğunu kesinlikle zannetmiyorum. Kesinlikle hiçbir şekilde iyi olduğunu zannetmiyorum yani. Önümüzdeki çünkü kendi geleceğime göre vereceğim. Benim kafamda kim yatarsa... Benim kafamda kim yatarsa ona göre ben vereceğim. Bu arada hangi YouTube kanalıydı bu? Medep Efendimiz. Önümüzdeki seçimlerde oy verme kriteriniz ne olacak? Neye göre oyunuzu kullanacaksınız? Ya şöyle bir değerlendirme yaparsak, Türkiye'de ya da dünyada seçimlerin şöyle olması lazım. İnsanların güvendiklerini, kendilerini iyi yönetebileceklerine inandıkları kişileri seçmeleri lazım. Ama Türkiye'de insanlara bunun seçenekleri sunulmuyor. Mesela diyelim ki seçim sandığına gittik, önümüze oy pusulası geldi. O pusulayı nereye basarsanız basın elinizdeki sistem aynı olacak. Orada başa gelen partiler sadece ellerindeki sisteme göre hareket edecekler. Biz şimdi bu vücudun yüz maskesini, kaşını gözünü değiştirelim. Ama beynimiz, kafamız, gözümüz, ayaklarımız aynı kalsın. Yapabileceklerimiz o ayağımızın, gözümüzün kapasitesiyle alakalıdır. Ben bu yüzden bu seçim, bu sistemi değiştirmeye en yakın parti neyse ona oy vereceğim. Yani Sosyalist Emekçiler Partisi'ne. Peki bunu ben neden yapıyorum? Çünkü parlamento işçilerin, emekçilerin propaganda alanı olarak kullanılsın diye. Çünkü eğer emekçiden yana, emekten yana bir siyaset olmazsa istediğimiz kadar biz o maskeyi AKP, CHP, MHP, İYİ Parti, DEVA diye maskemizi değiştirelim, duralım. Ama önemli olan sistemi değiştirmek, bu organizmayı, bu üretim ilişkilerini değiştirebilmek.
Ben bunun önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden seçimde de kararımı buna göre vereceğim. Bugünkü Türkiye şartlarında bu söylediğiniz ne kadar gerçekçi sizce? Yani bugünkü Türkiye şartlarında 5500 lira bir asgari ücretle geçinmek ne kadar gerçekçiyse, 3500 lirayla bir emekli aylığı, 3500 lira bir emekli aylığı var. Bununla yaşamak ne kadar gerçekçiyse, ne kadar distopikse, ne kadar ütopik geliyorsa, aslında bir dışarıdan bir uzaylı ise anlatsanız 3500 liraya bir emekli geçinmek zorunda diye ve diğer kiraları falan da anlatmanız gerekir bir uzaylıya, ama çok şaşıracaktır. Gerçek dışı gelecektir. Asıl gerçek dışı olan sömürülmek. Asıl gerçek dışı olan Türkiye'de 5500 liraya asgari ücretle geçinmek. Bence bu gerçek dışıdır. Umutlar, hayaller gerçek dışı değildir. Geleceğinizi nerede görüyorsunuz bir genç olarak? Ya bir genç olarak geleceğimi, ya tabii ki de mücadelede görüyorum. Tabii ki siyasetin, politikanın içinde görüyorum. Çünkü başka nerede görebilirim ki? Ben şu an Ankara Üniversitesi'nde üniversite öğrencisiyim. Diyelim ki mezun oldum. İş bulabileceğim garanti değil. Sistemin bana dayattığı buysa, ben de sistemin karşısında durup bunu değiştirmeye uğraşabilmelidirim. Yani asıl kendini düşünmek, kendi geleceğini oynamak budur. Sistemi değiştirmeye oynamaktır, büyüye oynamaktır. Önümüzdeki seçimlerde oy verme kriteriniz ne olacak? Neye göre oyunuzu kullanacaksınız? Abi açıkçası sanırım Zafer Partisi'ne vermeyi düşünüyorum. Çünkü bu ülkede bazı sorunlar var. İşte mülteci sorunları falan olsun. Bu tarz sorunlar var. Bizim işçilerimizin emeği yeniyor, hakkı yeniyor. Ne bileyim, gerçekten yurt dışından gelen insanlar, yani yurt dışından kastettim, anladınız siz. Oradan gelen insanlar sigortası çalışıyor, Türk insanları aç kalıyor. Asgari ücretin artması falan, bunlar da bir ayrı kriter. Mesela benim babam özel çalışıyor. 5500 alıyor ve asgari ücret artarken onunki zamlanmıyor. Enflasyon da tavan yapıyor. Hani bu şekilde Türkler sıkıntıya geçiyor. O yüzden mültecilerin gitmesini istediğim için bu partiye. Ekonomi açısından da biraz çöküntüdeyiz. Gerçi Türkiye, Türk tarihinin hep ekonomi açısından sıkıntılı yaşadığını hepimiz biliyoruz. Ama bu devirde açıkçası en fazla bu devirde yaşandığını düşünüyorum. Evet, geçmişi görmedim belki ama şu an yaşadığım devri görebiliyorum. Verme kriteriniz mülteci problemi ve ekonomik kriz midir? Evet. Yani bunlar genel olarak. Hani bir de dini boyutlar falan, onlara girmek istemiyorum. İnsanların işte demokratik bir ülkedeyiz. O açılara da girmek istemiyorum pek ama anlamışsınız da demek istediklerimi. Seçimlerde oy verme kriteriniz ne olacak? Oyunuzu neye göre kullanacaksınız? Maddiyata göre, yani şu anki geçim standartıma göre kullanacağım. Mesela daha çok hangi ekonomik açıdan hangisi daha iyi şey verebiliyorsa ona vereceğim oyumu. Kriteriniz sadece ekonomi mi? Yani daha çok zaten bizim, yani çoğumuz asgari ücretle geçiniyor. Türkiye'nin %99'u neredeyse asgari ücretle. Yani tabii ki benim için maddi daha önemli ve ekonomik şartlar daha iyi. Yani ekonomik şartları bana kim daha iyi sunarsa ekonomik olarak, ben onu seçerim yani. Oyda. Şu anda öyle bir adayınız var mı? Bu aday ekonomiyi daha iyi yapar dediğiniz. Ya şu anda hiçbiri ekonomiyle ilgili şey vermedi. Yani randıman vermedi ve açıklama daha yapmadı. Şu anda seçim zamanında bakalım ne açıklayacak, çok merak ediyorum. Çok karışık. Size de soralım. Sizin oy verme kriteriniz ne olacak? Oyunuzu neye göre kullanacaksınız? Her yönetkede, yani coğrafya olsun, ekonomik, sosyal, kültürel, hepsi etkileyecek yani yazık ki. Turizm olsun. Yani şu an mesela yangınlar var mesela. Ona yapılan önlemler mesela. Nasıl bir önlem anlıyor? Hepsi etken. Ama yani %90 ekonomi önemli olacak bu. Ekonomi tabii hani. Her etkiliyor ya insanlar. Asgari ücret olsun. Bakalım, son bir hamle daha var. Bakalım Ocak ayında. Ona göre bence çekilenecek. Ocak ayında nasıl bir hamle bekliyorsunuz? Yani asgari ücrette büyük bir artış olabilir diyorlar. O belki olabilir. Etki edebilir. Ya da şeyler düşebilir ya, enflasyon düşme, Şubat Mart ayında enflasyon düşebilir diyorlar. Bence o şey edebilir yani, etki edebilir yani bir ihtimal. Onun için peki, saydığınız kriterlere göre bir adayınız var mı? Ya benim şu an yok yani. Düşüncem var ama hani tam şeyim yok ya onunla ilgili hani. Söylesem yanlış olur yani. Aynen. Peki, teşekkürler, sağ olun. Seçimlerde oyunuzu neye göre kullanacaksınız? Oy verme kriteriniz ne olacak? Ben seçimlerde tabii önce AK Parti ve MHP'den uzağım. Ben her zaman solcuyumdur. AK Parti'ye de asla da bu hayatıma kadar, şu an 30 yaşındayım. Ve bu zamana kadar da hayatımda MHP'ye de ve AK Parti'ye de oyumu vermedim. Kriteriniz aday solcu olursa oyunuzu ona mı verirsiniz? Evet. Hani ya şimdi Erdoğan'a oyumuzu veriyoruz. Asgari ücret 5500 TL oldu. Bu sefer ev fiyatları arttı.
1500-2000 TL evin kirası. Elektrik, su, doğalgaz derken ortalama o da 1500'ü buluyor. Etti sana 3500. Bir de 3 çocuk bekliyor. Evlenin 3 çocuk. Hadi evlenelim evlenmesine de. İş, ortalıkta iş yok. Önce bir iş verin ki evlenelim ona göre. Bu, yani sözün meclisinde dışarı ama bu da gidiyor, hani ben bu 3 çocuğuma nasıl bakacağım? Önümüzdeki seçimlerde iktidarın değişeceğine inanıyor musunuz? İnşallah değişir. Cumhurbaşkanı da inşallah değişir. Çünkü yani biraz önce söylediğim gibi asgari ücret 5500 TL oldu. 1247 TL zam ne demek? Mazot olmuş 30 lira, yürüyerek gidip geliyorum şerefsizim. Kardeşim buyur. Vallahi abi ya, babamdan araba istiyorum, mazot yok ya, gezemiyoruz ya. Akdere'den NATO yoluna çıkıyorum. Dün 60 liralık mazot aldım, 2.240 litre geldi. Yarı yolda eve götürmeden bıraktı. Aynen. Senin seçimlerde oy verme kriterin ne olacak? Mustafa. Oy kullanacak mısın? Mustafa Sarıgül. Neden? Valla TikTok'ta hep önüme çıkıyor abi. Yok zamlara karşı bilmem ne falan, o yüzden. Başka bir kriteriniz yok yani? Abi mazot ya. Her şey pahalanmış. Benzin, mazot. Benzinle işimiz yok da mazot abi. Yani bir de genellikle, bir de bu adamlar genellikle şeyci oluyor. Ben aslen Yozgatlıyım. Yozgat'ta da çok köy, kasaba var. Bunlar da hep şeye biniyorlar. Motora, traktöre biniyorlar. Nohut, mercimek, fasulye. Hani. Abi köye gittim tatile. Kuzenimin motorunu aldım. 150'lik motor, benzinli. 3 litre benzine yolda kaldım. 80 lira para verdim ya. Ya mesela bak, bir de şey kullanıyoruz. Mesela önceden sigara kullanıyorduk. O sigaralara da zam geldi. Şimdi tütüne döndük. Aha, bak göstereyim mesela bak. Kardeşim buyur. O tütünümüzde. Ben şu anda araştırıyorum. En ucuz tütün, hani en ucuz Ademan tütün 200 TL. Bizim tütüncümüz var 10 lira. En ucuz Ademan tütünü 200 TL. Ben Yozgat'ta 80 TL'ye alıyordum ya. Daha ben 2 ay oldu Ankara'ya ikamet edeli. Evet. Önümüzdeki seçimlerde oy verme kriteriniz ne olacak? Oyunuzu neye göre kullanacaksınız? Oyumu, yani şu an biliyorsunuz ekonomimiz, durumumuz, her şey çok kötü durumda. Ya bunu düzeltecek birisi büyük ihtimal bu seçimde gelmeyecek ama en azından bir kıvılcım yaratacak bir aday çıkarsa ona vereceğim oyumu. Tabii ki. Kriteriniz var mı? Bu aday bu kriterde olursa ben o zaman veririm dediğiniz. Siyasal İslamcı olmasın yeter. Emin olun bu ülke çok çekti. Bir bu kadar daha çekmememiz lazım. Ya bilmiyorum, siyasal İslamcı olmasın. Biraz aydın bir kişilik olur ya, biraz ne bileyim. Biraz daha modern düşünen, en azından öyle bir insan daha iyi olur. Tabii ki benim istediğim kişi Mansur Yavaş olması ama kendisi Ankara'yı bırakmayacağını söylüyor. Tabii seçime kadar bu değişebilir. Ya tabii ki Türkiye için daha iyi birisi olması hayırlı olacaktır. En azından şimdiki düzenden çok sıkıldık. Ben doğduğumdan beri buradalar. Ya ben ölene kadar da burada olmasınlar, daha iyi olur. Mansur Yavaş aday gösterilirse kazanır mı sizce? Bence kazanır. Çünkü ben İstanbul'dan geliyorum buraya. Ve İstanbul'da bir şey var, hani Mansur Yavaşçı bir kesim var. Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olmasını istiyorlar. Olursa da seçim günü büyük ihtimal rakibini devirecektir. Çok teşekkürler, sağ olun. Teşekkür ederim.